iş yok, hiçbir şey yok. Bütün hayatımızda adaletsizlik yaşıyoruz. Mesela mahkemeye gidiyorsun, kanuna uymuyorlar. Yöneticiler kanuna uymayın diyorlar. Her zaman yaşıyoruz. Yoksulluktan her şeyi yaşıyoruz yani. Mesela bu pandemi döneminde işsizlik oldu. Maaş falan alamadık, parasız kaldık. Adaletsizlik, eşitsizlik olmadığı yerde var ya sürekli adaletsizlik oluyor. Yaşadığımız sistem zaten adaletsiz bir sistem. Ama yani doğduğumuz günden beri bu topraklarda her türlü adaletsizliği yaşadık zaten. Her şey ekonomi. İnsanlar arasında, sınıflar arasındaki fark. İşte görüyorsun esnafı şu an çarşı kapalı. Yani şu an barikat falan kurmuşlar, kapalı yani. Kayyum, halkın seçtiği adamı değiştiriyorlar. En çok işsizlik. Bütün ülkeye yansıyan hukuka aykırı davranışlar. Mardin bölgesinin gelir kaynağı tarımdır yani. Tarımda da bildiğin gibi bu TEDAŞ denen çete haline dönüşmüş yani. Kendi yararlarına göre kanun çıkarıyor mecliste. Şu an çiftçiler çok zor durumda yani. İnsanlar ölmek üzere açlıkta. İş yok, gücü yok. Ne yapacağım dedi görüyorsunuz mu? Fabrikalara git. Fabrikalara hepsi sigortasız çalışıyor. Şimdiye kadar 1000 tane çalışıyor, 300-400 tane gösteriyor. Öbürü hepsi kaçak çalışıyor. İki tane hırsız belli bir görev başına geldiği zaman bütün Türkiye'yi soyabilir. İşte devlet de ya suçlarını kanıtlayamıyor ya da her zamanki gibi devlete adalet ağır işliyor. Kaynağı hükümet, yönetim tabii ki. Kendileri kanunlara uymayın diyorlar, anayasayı takmayalım diyorlar. Adalet güçlünün işine gelen şey. İşlerine ne geliyorsa adalet olur. Kimse kimseyi düşürmez. Zengini fakiri düşürmedikten sonra zaten adalet olmaz. Pandemi yüzünden işten atılanlar var, ücretsiz izine ayrılanlar var, evlerinde geçinemiyorlar. Demek ki o zaman eşit vatandaşlık olmadığı için mi? Hukuk kalmamış. Hukuk bittiği yerde zaten adalet bile aramayacaksın yani. Hukuk bitmiştir Türkiye'de. O yüzden adalet de kalmamıştır Türkiye'de. Görmüyorlar ki, milletin halini görmüyorlar. Coğrafya kaderdir diyorlar ya, yani hepimiz bu coğrafyanın zaten bir kurbanıyız. Yani kültürel sebeplerimiz de var, biraz siyasi sebeplerimiz de var. Hepsi birlikte bir adaletsizliği doğuruyor diyebiliriz. Elektrik sıkıntımız var. TEDAŞ, Kızıltepe'nin halini görüyorsunuz Mardin olarak. Esnafım zapsuru kiramı çıkartan birim şu an. Bana adaletli bir rejim gelirse Türkiye'nin sorunları çözülür yani. Yeni bir seçim olursa, halk da doğru bir karar verirse, doğru siyasetçi seçerse gelir yani. Geleceğine inanıyorum yani.